Sayın Vekil, şehitlerimiz var biliyorsunuz. İçeride konuşma yaptınız ama ben size bundan sonraki süreç nasıl olacak, onu değerlendirir misiniz? Tabii bugün gerçekten çok üzgünüz. Çok acımız da büyük. Cenab-ı Allah bütün şehitlerimizin ruhlarını şad eylesin. Vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun. Ama şunu asla unutmamamız gerekiyor ki Türkiye Cumhuriyeti kendi güvenliği için, Ankara'nın, İstanbul'un, şehrimizin güvenliği için, ulusal bütünlüğümüz için, toprak bütünlüğümüz için biz yani dediğimiz gibi Irak'tan sonraki mesele Suriye, Suriye'den sonraki mesele Türkiye olduğu için kendi güvenliğimiz için oradayız. Kahraman askerlerimiz orada. Şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama bundan sonraki süreç şehitlerimizin kanı yerde asla kalmayacak. Misliyle, daha da çok misliyle onların kanlarının ucu alınacaktır. Ve ülkenin güvenliği için gerekli her türlü çalışma yapılıyor. Dün Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında uzun süren bir toplantı yapıldı. Bu toplantıdan çıkan kararlar hızlı bir şekilde uygulanacak. Bunun da birinci önceliği bu ülkenin güvenliğidir. Bu ülkenin milletinin, bu ülkede yaşayan bütün Türk milletimizin güvenliğidir. Bunu sağlamak için de ne gerekiyorsa askeri operasyondur, başka siyasi çözümlerdir, uluslararası ilişkilerdir. Bunlar masaya yatırılıp tek tek harekete geçilecektir. Bu millet büyük bir millet. Türk milleti asil bir millet. Devleti büyük bir millettir. Geleneği çok büyük bir devlettir. Ve birçok acıları hep beraber yaşadık. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda bunları biz beraber başardık. Yine bizim bugünlerde yapmamız gereken bütün siyasi görüşleri, kimlikleri bir kenara bırakıp bugün ülkesini, vatanını, bayrağını seven bu şehitlerin aziz ruhları, hatıraları için birlikteliği, kardeşliği ve söylemleri teklememiz, birlememiz gerekiyor. Bugün o gün inşallah biz bu badireyi de, bu sıkıntıyı da hep beraber aşacağız. Aşabilecek gücümüz, aşabilecek kudretimiz, aşabilecek büyük bir liderimiz var. Allah'ın izniyle inşallah bugünlerde kısa zamanda geçecek, hiç merak etmeyin. Türkiye yalnız mı bu süreçte? Ya Rusya ile işbirliği devam edecek mi ya da nasıl sürecek? Tabii bu konular yani devletlerin dostlukları ya da çıkarları değişir. Her zaman değişmeye de meyillidir. Ama bu, dün Rusya'nın açıklaması var. Sayın Cumhurbaşkanımızın telefon görüşmesi var. Burada ülkenin menfaati, bizim menfaatimiz neyi gerekiyorsa, ulusal güvenliğimiz neyi gerektiriyorsa biz onu yapacağız. Türkiye yalnız değildir. Türkiye kendi menfaatleri ve kendi çıkarları ulusal güvenliği için ne yapması gerekiyorsa, kimle dost olması, kimle kardeş olması gerekiyorsa vardır. Şunu da unutmamak gerekiyor. İçeride söyledim. Bu çok acı. Müslümanların, bu ümmetin kendi problemini kendi çözmesi gerekirken maalesef bir çözümü bir başka ülkelerde aranıyor. Bu çok acı. Acilen Cenab-ı Allah'tan ben şu günlerin hatırına ümmeti Muhammed'e birlik versin, feraset versin ki kendi problemini kendi çözebilsin ya. Bunu sağlamamız gerekiyor. Ama dediğim gibi devletlerin arkadaşları, dostlukları yani bu uluslararası ilişkilerde kendi çıkarlarına bağlıdır. Yalnızlık yoktur. Şey vardı, böyle çalışma vardı, ortak girişim vardı, ortak çalışma vardı. Biliyorsunuz NATO'yla da ilgili görüşme var. Biz NATO ülkesi bir ülkesi üyeyiz. Tabii bu konuda NATO'nun da tavrını görmek istiyoruz. NATO'nun da desteğini görmek istiyoruz. Çünkü biz birçok zor zamanda NATO üyesi ülkelerin yardımına koştuk, onlara destek olduk. Bugünlerde de biz NATO ülkesiyiz. Onların da bu birlikleri göstermesini bekliyoruz. En doğal hakkımız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği bir söz var. Dostum Putin. Bu aslında eleştiriliyor. Putin dost olarak kalmaya devam edecek mi? Ya dediğim gibi bu işler uluslararası kendi ülkenizin güvenliği, kendi ülkenizin çıkarı için dostluksa dostluktur, düşmansa düşmanlıktır ama büyük çerçeve ülkenin kendi ulusal güvenliğine aittir. Yani birçok operasyon beraber yapıldı, birçok anlaşma, Soçi anlaşması beraber yapıldı. Zaten burada bizim istediğimiz, bizim arzuladığımız bir mutabakat sağlandı. Soçi mutabakatı, yani Adana mutabakatı, Adana anlaşması. Bizim tek istediğimiz verilen sözlerin, yapılan anlaşmaların uygulanması. Biz bunu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz zaten. Bizim amacımız orada Suriye'deki çatışmanın bir an önce bitmesi, özellikle İdlib'deki çatışmasız bölgenin oluşturulması ve dolayısıyla da o insan akınının Türkiye'ye doğru gelmesini engellemek. Suriye'deki vatandaşların da oradaki yaşayan çoluğun, çocuğun, küçük çocukların da bomba altında veya silah altında yaşamasını engellemek. Bunları sağlamak gerekiyor. Dediğim gibi dostluklar o gün dostsunuzdur. Ülkenin çıkarı için, belli bir menfaat için, ülkenin güvenliği için bir dostluk yapılır. Ama anlaşmalara, mutabaklara uyulmazsa artık yavaş yavaş da bunlar tekrar masaya yatırılır ve gözden geçirilir. Durum budur. Peki muhalefet genellikle söylediği söz Esed'le masaya oturulsun diyor ama hükümet de istemiyor. İleride böyle bir olur mu? Aynı masaya oturulur mu? Ya şöyle, ya Esed dediğiniz insan kendi ülkesini, kendi çoluğunun, çocuğunun, kadının üzerine bomba atan bir insan. Yani Esed dedikleri insan bir katil insan. Yani bunda masaya nasıl oturulacak?
Yani bırakın bir yani savaş hukuku da vardır. Adam onu bile saymadan dediğim gibi masum insanları, masum kadın, çocuklar üzerine bomba atıyor. Kendi halkını katleden bir insanla nasıl masaya oturulacak? Biz merak ediyoruz yani. Bunu tabii onların bildik yani. Bugünlerde aslında siyasi söylemi kenara bırakıp daha doğrusu bir birliktelik sağlamak gerekiyor. Bunu sağlamamız gerekiyor. Ama tabii muhalefetin tavrında biz bu saatten sonra ülkenin menfaati için, bu ülkenin menfaati için, bu milletin menfaati için söylem olması gerektiğini, davranış olması gerektiğini muhalefetten bekliyoruz artık bu saatten sonra.